Hoş geldiniz. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de Rus mevkidaşı Putin'le yaptığı görüşmenin perde arkasını anlattı. Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelede gereken cevabı verme kararında Putin'le mutabık kaldıklarını söyledi. Putin terörle mücadelede yanımızda olacağını özellikle ifade ediyor dedi. Erdoğan Rusya ile ruble üzerinden ticaret için anlaştıklarını da belirtti. Ziyareti olumlu, başarılı bir şekilde tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin'le Soçi'de yaptığı görüşmeyi bu sözlerle değerlendirdi. Rus liderin terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olacağını ifade ettiğini söyledi. Katil sürüleriyle mücadelemize gereken cevabı verme kararında mutabık kaldık dedi. Sayın Putin konuyla ilgili Türkiye'ye yönelik adil bir yaklaşım sürdürüyor. Mümkün olduğunca bunları rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur gibi bir yaklaşımı var. Biz de diyoruz ki şu anda bizim istihbarat örgütümüz Suriye istihbaratıyla zaten bu konuları yürütüyor ama bütün mesele netice almak. Eğer istihbaratımız Suriye istihbaratıyla bu çalışmayı yürütürken buna rağmen hala orada terör örgütleri fellik fellik at oynatıyorsa bize destek vermeniz gerekiyor diyoruz. Bu konuda da mutabakatımız var. Erdoğan Soçi'den dönüş yolunda uçakta gazetecilere konuştu. Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık. Mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türkiye'ye inşallah kazandıracak. Bir de Rusya'nın MİR kartı var. Burada da çok ciddi gelişmeler var. Bu ziyaretimizde Rusya Merkez Bankası Başkanı ile bizim Merkez Bankası Başkanımız da görüşmelerini yaptılar. Cumhurbaşkanının gündeminde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin yaşanan ihtilaf da vardı. Soçi'de Putin'le konuyu ele aldıklarını belirtti. Akkuyu'nun ilk reaktörünü 2023 yılında hizmete alma hedefimiz sürüyor. 25 bin kişi şu anda çalışmıyor, burası kapatıldı gibi ifadeler söyleniyor. Böyle bir şeyi ben de kabul etmedim, Rus tarafı da kabul etmiyor. Çalışıyorlar. Önümüzdeki hafta Akkuyu'daki çalışmaları yerinde bizzat heyetimle beraber izleyeceğim. Ondan sonra da Sayın Putin'e oradaki gelinen durumu aktaracağım. Ona göre de yol haritamızı belirleyelim diyeceğim. Erdoğan, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konusuna da değindi. Önemli olan planın sağlıklı şekilde uygulanması mesajını verdi. İstanbul'dan geçen Razoni kuru yük gemisi aslında bir ilkti. Bunun arkasında bu şekilde sırada olan 20 civarında gemi var. Şu anda Rusya diyor ki, bizim ciddi manada çıkabilecek hazırlığımız var. Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz? İlgili bakanlıklarımız, birinci derecede de Ticaret Bakanlığımız bu konuda hızla çalışıyorlar. Bunun aracılığını da Türkiye en güzel şekilde ortaya koyacak. İstanbul'daki sözleşmeyle sağladığımız başarıyı bundan sonra da devam ettireceğiz. Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden sözü ABD-Tayvan-Çin üçgeninde yaşanan gerilime getirdi. Yeni bir krizin ortaya çıkmasına izin vermemeliyiz dedi. Tayvan'la ilgili ortaya çıkan gerginliğin azaltılması için tüm tarafların sağduyulu ve itidalli hareket etmesi çok çok önemli. Eylül ayında Şangay Beşlisi Özbekistan'da toplanacak. Sayın Putin de rica etti. Nasip olursa biz de oradaki toplantıya katılacağız. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yükselen tansiyonu da hatırlattı Erdoğan. Erivan yönetimine taahhütlerini yerine getirmeliler çağrısında bulundu. İstanbul'daki mutabakatın ardından Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor. Navistar, Rojen ve Polarnet adlı üç geminin yarın denetlenerek seyirlerine devam etmesi bekleniyor. Türk bayraklı Polarnet gemisi denetimin ardından Kocaeli'nin Derince Limanı'na demirleyecek. Böylece İstanbul mutabakatı sonrası Ukrayna tahılı ilk kez liman hedefine ulaşmış olacak. İstanbul açıklarına ulaşan ilk gemi Razoni'ydi. Ukrayna'dan yola çıkarak denetim noktasına dümen kıran ikinci yük gemisi Navistar'da belirlenen mevkiye demirledi. Rojen ve Polarnet isimli gemiler ise hala seyir halinde. Küresel gıda krizine çare olacak tahıl sevkiyatı hız kesmeden sürüyor. Gemiler Ukrayna limanlarından ayrılarak buraya Kumköy açıklarındaki demirleme sahasına geliyor. Müşterek Koordinasyon Merkezi yetkililerinin yaptığı denetlemenin ardından da taşıdıkları tonlarca tahılı ulaştırmak üzere seyirlerine devam ediyor. Odessa Limanı'ndan yola çıkan Panama bayraklı Navistar adlı gemi Karadeniz girişine demir attı. Yapılacak denetimin ardından yüklü olan 33 bin ton mısırı İrlanda'ya götürecek. Navistar, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetlenecek.
Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden Polarnet ve Rojen isimli gemilerde İstanbul açıklarına ulaşmak için seyirlerini sürdürüyor. Denetimlerin ardından 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı Rojen boğazlardan geçerek İngiltere'ye gidecek. 12 bin ton mısır taşıyan Türk bayraklı Polarnet ise yükünü Türkiye'de boşaltacak. Bu yük İstanbul'da imzalanan mutabakatın ardından Ukrayna'dan yola çıkarak hedefine ulaşacak ilk sevkiyat olması bakımından önem taşıyor. Gemi Derince Limanı'nda Ukraynalı yetkililerin de katılacağı törenle karşılanacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü. Görüşmelerin gündeminde tahıl koridorundaki gelişmeler vardı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Reznikov ve Kubrakov'la tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesinin önemine dikkat çekildi. Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi. Rusya, Ukrayna'nın doğu kentlerine saldırı düzenledi. Birçok yapıda hasar oluştu. Donetsk bölgesine düzenlenen saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil de yaralandı. Ukraynalı yetkililer, Zaporijya nükleer tesisi çevresindeki hava saldırılarının nükleer sızıntı riskine yol açabileceğini açıkladı. Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Bakhmut, Kramatorsk, Chasiviyar, Slovyansk ve Kostyantinivka kentlerine bombardıman düzenledi. Hava saldırılarında bazı yerleşim birimleri zarar gördü. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Donetsk bölgesindeki saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 14 sivilin yaralandığını açıkladı. Rusya'da Herson bölgesine düzenlenen saldırılarda bir günde 470'ten fazla Ukraynalı askerin öldüğünü, 150'sinin yaralandığını duyurdu. Harkiv bölgesinde de 2 Su-25 tipi savaş uçağının imha edildiği ifade edildi. Ukrayna Rus güçlerin Zaporijya nükleer tesisinin bulunduğu bölgeye saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna'da nükleer tesislerin bağlı olduğu operatör Energoatom, bölgede hidrojen sızıntısı ve radyoaktif püskürme riskinin bulunduğunu belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, faal durumdaki nükleer reaktörün zarar görmesinin bölgeye bir atom bombası atılmasıyla aynı etkiyi yaratacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi Ukrayna'nın bombaladığını öne sürdü. Radyasyon sızıntısının şans eseri önlendiği kaydedildi. İngiliz Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşın ülkenin güney bölgelerine doğru kayabileceğini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'nın güneybatısına asker konuşlandırdığı ve Donbas'tan bu bölgelere askeri araç ve teçhizat taşıdığına dikkat çekildi. Kırım'da bulunan en az 800 Rus askerinin de Herson bölgesine gönderileceği öne sürüldü. Moskova, Kanada'nın Rus vatandaşlarına yönelik yaptırımlarına misillemeyle karşılık verdi. Aralarında Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yetkililerinin de bulunduğu 62 Kanada vatandaşı yaptırım listesine alındı. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrası şehit olan piyade uzman çavuş Reşat Ergin, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı. Piyade uzman çavuş Reşat Ergin, Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde görevliydi. Bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrası şehit oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şehit uzman çavuşun cenazesi ilk olarak Manisa'nın Akhisar ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Burada baba evine yapılan son ziyarette şehit için helallik alındı. Farkında değilsiniz buyuruyorsun ya Rabbi. Daha sonra şehit Reşat Ergin için Manisa Gördes'te Boyalı Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınlarıyla askeri ve mülki yetkililer katıldı. Şehidin naaşı cenaze namazının ardından Boyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Silah arkadaşları şehidin kanını yerde bırakmadı. Pençekilit bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamayı "tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak" notuyla paylaştı. İsrail'in abluk altındaki Gazze'ye saldırıları ikinci gününde. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e, yaralananların sayısı da 114'e yükseldi. Türkiye saldırıları kınadı. Birleşmiş Milletler'den de İsrail'in saldırılarına tepki geldi.
İsrail abluk altında tuttuğu Gazze'yi vuruyor. Savaş uçakları, tanklar ve zırhlı birlikler sivil yerleşim yerlerinin de bulunduğu birçok noktayı hedef alıyor. Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 5 yaşındaki bir çocuk da bulunuyor. İsrail ordusu saldırılarda İslami Cihat hareketinin hedef alındığını duyurdu. İslami Cihat da saldırılarda üst düzey komutanlarından birinin öldüğünü açıkladı. Saldırılar karşısında Gazze şeridinden de Tel Aviv ve İsrail'in orta kesimlerindeki şehirlere yönelik yüzün üzerinde roket fırlatıldı. İsrail basınında çıkan haberlere göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz saldırılara devam emri verdi. Saldırıların bir hafta sürebileceği belirtildi. İsrail'in ayrıca Gazze şeridine yakıt girişini engellemesi nedeniyle elektrik santrallerinde üretim tamamen durdu. İsrail güvenlik güçleri Batı Şeria'da da baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda 19 Filistinli gözaltına alındı. Filistin Devlet Başkanlığı tırmanan gerilimden İsrail ordusunu sorumlu tuttu. Saldırıların derhal durdurulmasını istedi. Türkiye de İsrail'in saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırılarda çocuklar dahil sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz denildi. Birleşmiş Milletler de İsrail'in saldırılarına tepkisini sivillere yönelik saldırıların hiçbir gerekçesi olamaz açıklamasıyla gösterdi. Avrupa Birliği'nden de gelişmelerin endişeyle takip edildiği açıklaması geldi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının ifadesine göre 22 kişi yaralandı. Patlama Kabil'in batısında Şii azınlığın yaşadığı bölgede meydana geldi. İlk belirlemelere göre 22 kişinin yaralandığı, birçok ambulansın bölgeye sevk edildiği belirtildi. İngiliz Reuters haber ajansı görgü tanıklarına dayanarak çok sayıda kişinin patlamada hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti. Dün de Kabil'de aynı bölgede DAEŞ'in üstlendiği saldırıda 8 kişi ölmüş, 18 kişi de yaralanmıştı. Çin'le Tayvan arasındaki kriz devam ediyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 20 askeri uçağın Tayvan hava sahasına girdiğini, 14 askeri geminin de Tayvan karasularında faaliyet gerçekleştirdiğini açıkladı. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne Tayvan'daki krizi tahrik eden ve yaratan taraf olmakla suçladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Çin'in Tayvan'a yönelik hamlelerine tepki gösterdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin'in başlattığı askeri tatbikatlar sürüyor. Tayvan Savunma Bakanlığı Çin'e ait 20 askeri uçağın Tayvan hava sahasına girdiğini açıkladı. 14 Çin askeri uçağının da Tayvan boğazında taraflar arasında fiili hattı belirleyen orta çizgiyi geçtiği duyuruldu. Çin'e ait 14 askeri geminin de Tayvan karasularında faaliyet gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada bunlar Çin'in adadaki hedeflere saldırı simülasyonu olabilir ifadesi kullanıldı. Çin, tatbikatlarına son vermesi çağrısı yapan ABD'yi Tayvan'daki krizi tahrik eden ve yaratan taraf olmakla suçladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Qianying, 160'tan fazla ülke Pelosi'nin provokatif ziyaretine karşı bizi destekliyor dedi. Sözcü meselenin Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüyle ilgili olduğunu vurguladı. Eğer bir eyalet Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılsa, bağımsız bir ülke olduğunu ilan etse ve yabancı bir ülke ona silah satıp siyasi destek verse, Amerikan hükümeti ve halkı buna izin verir miydi diye sordu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Çin'in Tayvan'a yönelik son hamlelerine tepki gösterdi. Pekin yönetiminin sorunların barışçıl çözümünden zorlamaya ve güç kullanımına doğru kaydığını söyledi. ABD'nin iletişim kanallarının açık kalmasını sağlamak için çalışacağını belirtti. Avrupa sıcak havayla mücadele ediyor. İtalya'da sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Fransa'da ise Temmuz ayı 1961'den bu yana en kurak ay oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde ise aşırı yağış sele neden oldu. 1000 kişi ulusal parkta mahsur kaldı. Avrupa'da aşırı sıcak hava etkili. İtalya genelinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı.
Kuraklık yaşanan bölgelerde su sıkıntısıyla tasarruf tedbirleri sürüyor. Uygulamaya göre vatandaşlardan zorunlu olmadıkça su kullanmamaları isteniyor. Günün belli saatlerinde de kısıtlamaya gidiliyor. Bazı gönüllü gruplar da sıcak havada evden çıkamayan kişilere yemek dağıtıyor. Komşu Fransa'da da bazı kentlerde kuraklık nedeniyle içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Kısıtlama yapılan 93 bölgeye kamyonlarla su sevkiyatı yapılıyor. Meteoroloji yaşananların Fransa'da kaydedilen en ciddi kuraklık olduğunu belirtiyor. Temmuz ayının Mart 1961'den bu yana en kurak ay olduğu duyuruldu. Başkent Paris'te de parklardaki ağaçların tıpkı sonbaharda olduğu gibi sıcaktan sarardığı görüldü. Soğuk havasıyla bilinen Rusya'da da alışılmadık şekilde sıcak hava etkili. Termometreler 32 santigrat dereceyi gösterdi. Halka evde kalmaları uyarısı yapılıyor. Belediyeler de sokakları ıslatarak serinletme çalışmaları yapıyor. Çekya'da 24 Temmuz'dan bu yana süren orman yangınları söndürüldü. 6000 hektara yakın alan kül oldu. Polonya, Slovakya ve İtalya'dan gelen yüzlerce itfaiyeci yangınları söndürmek için günlerce çalıştı. Havadan çekilen görüntülerde tahribatın büyüklüğü gözler önüne serildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde ise sıcak havanın yol açtığı orman yangınları sürerken bazı kesimlerde de aşırı yağışlar etkili oldu. Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'ndaki selde 1000 kişi mahsur kaldı. 60 aracın çamura gömüldüğü parka yıllık yağış miktarının bir günde düştüğü belirtildi. Yurda bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sarı kod uyarısı yapılan iller Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Manisa ve Uşak. Yarın da İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 6 şehir için yağış uyarısı geldi. Özellikle bugün 23'e kadar Kütahya, Uşak, Manisa çevrelerinde, pazar günü günün ilk saatlerine kadar yani 03.04'e kadar Eskişehir, Afyonkarahisar başkentin kuzey ve batısında yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Sarı kod uyarısı alan Ankara'da daha çok kuzey ve batı bölgelerde yağış görülecek. Bugün akşam saatlerinde başlayacak yağış pazar günü günün ilk saatlerine kadar başkentte devam edecek. Başkentin kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere yani Kızılcahamam, Çamlıdere, Nallıhan, Çayıran, Ayaş, Beypazarı, yer yer merkez ilçeleri Sincan, Yeni Mahallenin batısı, Çankaya'nın Ümitköy, Yaşamkent civarında da yağışların kuvvetli olması tahmin edilmekte. Pazar günü İstanbul'da da sağanak etkili olacak. Sıcaklık 33 derece civarında seyredecek. İzmir'e baktığımızda ise pazar günü parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Kuzeyli kuvvetli rüzgar etkili olacak. Pazar günü dikkatli olunmalı. Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışı göreceğiz İzmir'de. Salı günü ise merkezde yağış beklentimiz yok. Yarın İç Ege ve göller yöresinde de kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesine bakalım. Bölgede termometreler 45 dereceye yaklaştı sayın seyirciler. Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de de kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi kavurucu sıcağın etkisi altında. Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcaklık nefes almayı bile zorlaştırdı. Ben inanıyorum ben kurtaracağım. Yani bu sıcağı böyle devam ederse. Adam iki nefesim mi davuz alamıyorum ha. Çok hava işte böyle rutubetli. Diyarbakır 2022 yılının en sıcak gününü yaşadı. Termometreler 43 dereceye kadar yükseldi. Caddeler, sokaklar ve parklar boş kaldı. Şehirdeki havuzlarsa dolup taştı. Anzele Çeşmesi'nde onlarca çocuk kendini soğuk suya bıraktı. İzliyoruz her gün. Serinliyoruz sıcakta. Saat 12'de falan geliyoruz. Akşama kadar mı? Evet. Sıcaklık Şırnağı da etkisi altına aldı. Silopi ve Cizre ilçeleri 44 dereceyle şehrin en sıcak bölgeleri oldu. Aşırı hava sıcaklarından dolayı kimse dışarı çıkamıyor. Özellikle öğlenleri hiç çıkamıyoruz. Dışarıya sadece akşam üzeri çıkabiliyoruz.
Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde de durum aynıydı. Havalar çok sıcak. İnsanı bunaltıyor. Millet serinlemek için şerbet içiyor. Soğuk içecekler içiyor. Bölgede sıcaklıkların önümüzdeki haftada 40 derecenin üstünde seyretmesi bekleniyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Yüksek Askeri Şura kararlarına yönelik liyakat eleştirisini değerlendirdi. Çelik, Suriye ile ilgili operasyon hazırlığı yaparken bunu dile getirmek sorumsuzluktan başka bir şey değil, dedi. Bir milletvekili çıkmış, Yüksek Askeri Şura kararlarında liyakat ölçüsünün kullanılmadığını, başka ölçülerin kullanıldığını ifade etmiş. Büyük bir ihtimalle de bu kararlardan rahatsız olan birileri tutmuş bunlara bir not vermiş. Onlar da bu notu dillendiriyorlar. Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede tarihinin en büyük başarılarını ortaya koydu. Bütün bu başarılar ortadayken tutup da böyle liyakat veya ehliyet sorgulaması yapmaya çalışmak sadece nifak sokma arayışıdır. Terörle mücadele bağlamında Suriye ile ilgili bir operasyon hazırlığı yapılırken bunu dile getirmek sorumsuzluktan başka bir şey değil. Türkiye, Suriyeli savaş mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor. İdlib kırsalında mağdur aileler için briket ev inşa ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu briket evlerle ilgili açıklama yaptı. Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için İdlib'de 62.145 briket evin tamamlandığını söyledi. Ülkelerindeki savaştan kaçtılar. Derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi vermeye başladılar. Türkiye savaş mağduru sivillere yardım eli uzatıyor. Suriyelilerin yuva olarak benimseyecekleri bir eve kavuşması için proje başlatılmıştı. Briket ev projesiyle İdlib kırsalına yaşam alanları oluşturuluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapımı tamamlanan briket evlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, gönüllü, güvenli geri dönüşü için İdlib'de 62.145 briket ev tamamlandı, dedi. Yıl sonuna kadar 100.603 briket ev yapılmasının hedeflendiğinin altını çizdi. Briket evlerin tamamlanmasıyla savaş mağduru sivillerin ülkelerine gönüllü dönmeleri için imkan sağlanmış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda inceleme başlattı. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Velilerden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçen bakanlık 65 okulda inceleme başlattı. Tamamlanan soruşturmalarda sorumlular hakkında görevden alma, uyarı, kınama gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'deki tüm okulların eksikliklerini gidermek için gerekli bütçeyi genel müdürlüklere aktardıklarını açıklamıştı. Bakan Özer, velilerden kayıt parası istenmemesi için çağrıda da bulunmuştu. Ülke genelinde gıda denetimleri de sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince 7 ayda 731.648 gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 8.321 firmaya ceza uygulandı. 24 işletme de faaliyetten men edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık 7 ayda yapılan denetimlere ilişkin verileri paylaştı. Buna göre 731.648 firma denetlendi. 8.321 işletmeye toplamda 113.544.482 lira ceza uygulandı. 24 işletme ise faaliyetten men edildi. Türkiye genelinde yürütülen denetimlere 7.469 personel katıldı. Toplam 107 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Alo 174 gıda hattına ise aynı dönemde 90.791 başvuru yapıldı. Gıda ihbar ve şikayet kapsamında olan 44.304 arama kayıt altına alınarak işlem uygulandı. Bu şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu 2.258 başvuruyla ilgili olarak cezai işlem yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de denetimlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Kirişçi, vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız dedi. İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Şüphelilerin elde ettikleri 1 milyar lira yurt dışına kaçırmak için paravan şirket kurduğu ortaya çıktı. 75 şüpheliye yönelik operasyonda 59 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonda çetenin elebaşının da yakalandığını duyurdu. İnternet üzerinden 1 milyar liralık yasa dışı bahis oynattılar. Parayı paravan şirketler üzerinden yurt dışına çıkardılar. Yasa dışı bahis çetesi 8 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. İstanbul Emniyeti bir şebekenin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başladı. 75 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1 milyar liralık para trafiği olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin bazılarının ise terör örgütleriyle bağlantıları olduğu belirlendi. Çete, yasa dışı bahisten kazanılan parayı yurt dışına kaçırmak için İstanbul'da paravan şirketler kurdu. Yaklaşık 1 milyar lira bu şirketler üzerinden Kuzey Makedonya'ya aktarıldı. 8 ay süren soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı. 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 59 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız tabancalar, bir sahte polis kimliği, yaklaşık 200 bin lira nakit para ve çok miktarda dijital materyal ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklama yaptı. Çete elebaşının da aralarında bulunduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Paylaşımında bulundu. Soylu operasyonun devam ettiğini de vurguladı. Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğradı. İstanbul polisi özel ekip kurdu. Olay çok yönlü olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alevi Vakıfları Federasyonu 2. Başkanı da olan Sarıtaş'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Faillerin en kısa zamanda adalete teslim edileceğini söyledi. Alevi Vakıfları Federasyonu 2. Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, İstanbul Kartal'da evinin önünde darbedildi. Motosikletli iki saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Emniyet hemen harekete geçti, özel ekip kurdu. Sarıtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Soylu, saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığını, en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edileceğini söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Çirkin saldırıyı lanetledi. Birliğe, dirliğe, kardeşliğe kastedenlerin hukuk önünde asla cezasız kalmayacağını söyledi. Bunların da yanına bunu bırakmamak, adalete teslim etmek, millet adına verilecek mahkeme kararlarının bir an önce tecelli etmesini de biz hem gözlemcisiyiz, hem takipçisiyiz, hem duacısıyız. Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan da saldırıyı düzenlediği basın toplantısında kınadı. Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız. Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz. Basın açıklamasında diğer Alevi derneklerinin yöneticileri de yer aldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop Twitter'dan bir paylaşımda bulundu sayın seyirciler. Evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde birliğimizi hedef alan provokatif eylemleri lanetliyorum. Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak ifadelerini kullandı. Bir kez daha tekrar edelim. Meclis Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya platformu Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde birliğimizi hedef alan provokatif eylemleri lanetliyorum. Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak ifadesini kullandı Twitter'daki yaptığı paylaşımda Mustafa Şentop.
İstanbul'da Beylerbeyi Tüneli'nde hatalı sollama yapan bir sürücü ters yöne geçerek İETT otobüsünün önüne çıktı. Şoför ani müdahaleyle otobüsü durdurdu. Kazanın eşiğinden dönüldü. Güzergahında ilerliyordu. Aniden önüne otomobil çıktı. İETT otobüsüyle otomobilin kafa kafaya geldiği o anlar kameraya yansıdı. Üsküdar Beylerbeyi Tüneli çıkışında bir otomobil hatalı sollama yaparak ters yöne geçti. O sırada otobüs kendi şeridinde ilerliyordu. İETT otobüs şoförü Abdullah Kılıç karşısına çıkan otomobile çarpmaya ramak kala anlık refleksle aracı durdurdu. Adam birden çıktı önümüze, biz de durduk. Nasıl oldu? Durduk yani. Koltuk, ayakta birkaç kişi yolcumuz vardı. Allah'tan kimseye bir şey olmadı yani. Bizim aldığımız eğitimler biraz işte yılların tecrübesi. Dikkat yani. Orada her an genelde motor çıkar bizim önümüze. Bu sefer taksi çıktı yani. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. Hatalı sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeki yangında büyük trajedi yaşandı. Üçü çocuk, 10 kişi hayatını kaybetti. Üstelik bu kişiler yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiyecinin ailesindendi. Onları kurtarmak için içeri giremedim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde alınan yangın ihbarı büyük bir dramı beraberinde getirdi. İtfaiye eri Harold Baker, Nescopeck kasabasında yangın ihbarı alınan evde ailesinin olduğundan bir haberdi. Hızla olay yerine gitti. Oğlumu, kızımı, torunlarımı ve birçok yakın akrabamı kaybettim. Oraya gittim ama içeri girip hiçbirini kurtaramadım. En büyük üzüntüm bu. Çocuklarım teyzelerini ziyarete gitmişlerdi. Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye bir türlü alevlerin şiddeti nedeniyle içeri girmeyi başaramadı. Evdeki 13 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla evden çıkabildi. Harold Baker ise yangında oğlu ve kızıyla birlikte ailesinden 10 kişiyi kaybetti. Yangında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri polis köpeklerinin yardımıyla bulunabildi. Görgü tanıkları evden önce patlama sesi geldiğini, ardından da iki katlı evin alevler içinde kaldığını belirtti. Sebebi bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İzlanda'nın başkentinde yakınlarda bir yanardağın faaliyeti devam ediyor. Kraterden lav ve duman püskürüyor. Lavların oluşturduğu olağanüstü görüntüleri izlemek için çok sayıda kişi bölgeye akın ediyor. Ard arda patlamalar oluyor. Lav ve duman püskürüyor. Görüntülerin adresi İzlanda. Başkent Reykjavik yakınlarındaki Fagradals yanardağının çevresindeki volkanik bölge hareketli. Patlamalar aralıklarla devam ederken lavlar olağanüstü görüntüler oluşturuyor. Her yer kızıla bürünürken manzarayı izlemek için bölgeye çok sayıda kişi akın ediyor. İzlanda, tektonik hareketliliğin çok olduğu bir ülke. Reykjavik Yarımadası'nda bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı 6000 yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Türk sanat dünyası iki ustasını kaybetti. 91 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Semih Sergen Bodrum'da yaşama veda etti. Pek çok sinema yıldızına sesiyle can veren Sungun Babacan da 63 yaşında hayatını kaybetti. Bir sohbet halinde sizlere sunulmaya çalışacağım. Çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya gönül verdi. 1949'da Ankara Devlet Konservatuvarı'nda mesleğine adım attı. Yüzün üzerinde sinema filminde 40'ı aşkın tiyatro oyununda rol aldı. Oyunlarını 11 kitapta topladı. 17 şiir kitabı yazdı. Devlet tiyatrolarında oyunculuk, yönetmenlik ve yöneticilik yapan usta sanatçı Semih Sergen, Bodrum'da hayata veda etti. Semih Sergen için 8 Ağustos'ta Ankara Küçük Tiyatro'da tören düzenlenecek. Naaşı cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Peki efendim. Türk sanat dünyası değerli bir ismini daha kaybetti. Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesi, seslendirme sanatının duayeni Sungun Babacan 63 yaşında yaşamını yitirdi. Usta isim bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Benim sesimi yıllardır o kadar çok duydunuz ki. Meslek hayatına TRT'de başlayan Babacan birçok yabancı oyuncuya sesiyle can verdi. Sungun Babacan'ın cenazesi yarın Balıkesir Burhaniye'de Orjansitesi Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da taziye mesajı yayımladı. Mesajında sanatçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Baki kalan isimleri ve yeri dolmaz ustalıkları her daim anılacak dedi. 77 yaşında hayata veda eden TRT'nin ilk spikerlerinden Adnan Advan İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Usta spiker Yeniköy Yeni Camii'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İyi akşamlar sayın seyirciler. TRT Haber Merkezi olarak her... TRT'nin ilk spikerlerindendi. Yıllarca diksiyon ve hitabet dersi verdi. 77 yaşındaki usta spiker Adnan Advan son yolculuğuna uğurlandı. Lüleburgaz ilçesine geldi. Lüleburgaz ilçesinde... Adnan Advan, Şişli Hamidiye İtfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. Usta spiker için Sarıyer'de bulunan Yeniköy Yeni Camii'de cenaze namazı kılındı. Çok sayıda seveni katıldı. Ailesi tabutu başında gözyaşı döktü. Adnan mükemmel, evine bağlı, çocuklarına bağlı, çok saygılı, çok düşkün, çok kibar... Beyin kanaması geçirmiş haliyle bile kibarlığından hiçbir şekilde ödün vermedi. Hep gibi, yani çok farklı bir insandı. Örnek olacak insanlardan, parmakla sayılacak olanlardan biriydi babam. Adnan Advan'ın oğlu olmaktan her zaman gurur duydum. Hayata olan sevgisi, ailesine olan, eşine olan bağlılığından dolayı çok mücadele etti. Hala da inanamıyoruz onu kaybettiğimize. Herkesin niyetine. Allahu Ekber. Adnan Atman'ın cenazesi Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. Usta spiker 1945'te Şanlıurfa Viranşehir'de dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi'nde İngiliz Filolojisi bölümü öğrencisiyken 1969'da TRT Erzurum Radyosu'na başladı. TRT Ankara Radyosu ve TRT Ankara Televizyonu'nda çalışan Advan, haber spikerliği ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 1979'dan 1988'e kadar TRT İstanbul Müdürlüğü'nde görev yaptı. Adnan Advan, üniversitelerde Türkçeyi doğru, etkili ve güzel konuşma, diksiyon ve hitabetli, diksiyon ve vücut dili dersleri verdi. Sosyal medya kullanımı her geçen gün artıyor. Ancak kullanıcıların güvenlik için dikkat etmesi gereken birçok unsur bulunuyor. Uzmanlar her sosyal medya hesabı için farklı şifre kullanılmasının ve güvenliğinden emin olunmayan bağlantılara tıklanmamasının önemine dikkati çekiyor. Çözülmesi kolay şifreler, içeriği bilinmeyen bağlantılar, yaygın kullanılan sosyal medya dolandırıcılar için fırsat oluşturabiliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de sosyal medya hesaplarının ele geçirilmemesi için bir video yayımladı. Gizlilik ayarlarının kontrolü, herkese açık ağlarda sosyal medyaya girilmemesi, parolaların yazılı olarak saklanmaması. Tüm bunların sosyal medya güvenliği için önemi bir kez daha vurgulandı. Peki sosyal medya hesapları nasıl güvende tutulabilir? Sosyal medyadaki aslında en dikkat edeceğimiz şey hesabımızın, orası bizim bir mülkiyetimiz aslında. Nasıl evimizin ele geçirilmesini, arabamızın çalınmasını istemezsek oranın da güvenliğini sağlamamız lazım. Bu şifrelerin güçlü şifreler olması önemli. Her sosyal medyada farklı şifreyi kullanmamız önemli. Sadece hesap şifrelerinin güvenliği yeterli değil. Kişisel bilgilerin de sosyal medyada paylaşılmaması önemli. Sosyal medyada kendi kimliğimizle ilgili paylaşımlar yaparken bulunduğumuz ortam, gittiğimiz yerler vesaire vesaire birisinin yarın öbür gün gelip bizi kandırmak için çok özetle kullanabileceği bilgileri vermekten genelde imtina etmemiz gerekiyor. Uzmanlar özellikle güvenliğinden emin olunmayan bağlantılara tıklanmaması gerektiğine dikkat çekiyor. İstanbul'da Haliç'e dökülen Ali Beyköy Deresi'nde çok sayıda balık kıyıya vurdu. Dereden alınan numunelerin laboratuvar incelemesi devam ediyor. Önce suyun rengi değişti. Ardından ölü balıklar kıyıya vurdu. Ali Beyköy Deresi'ndeki kirlilik çevre sakinlerini korkuttu. Eyüp Sultan'dan geçerek Haliç'e akan Ali Beyköy Deresi'ndeki manzara son günlerde gören herkesi üzüyor. Çünkü derede toplu balık ölümleri yaşanıyor. Bölge sakinleri ise bu durumdan oldukça endişeli. Binlerce, yani bir iki tane değil, çok balık vardı burada. Evet, hepsi ölmüş.
Ondan sonra ben de resmini çektim, belediye attım. Canlı canlı geziyordu balıklar. Bir şey olmamıştı ama dün ne oldu bilmiyorum. O da bir canlı ya. Dün yüzüyordular. Hepsi yüzüyordu. O kadar güzel. Böyle grup grup geliyordular. Ama bugün ilaç mı atmışlar? Ne mi atmışlar? Hepsi o tarafta. Yazık, günah. Bazı çevre sakinlerine göre bu ölümlere derenin temizlenmemesi neden oluyor. Eskisi gibi dere ıslah çalışması olmuyor. Ben doğma büyüme buralıyım. Eskiden böyle bir durum olmuyordu. Sık sık dere temizleniyordu. Görüntüler yetkilileri de harekete geçirdi. Sudan numuneler alındı, laboratuvara gönderildi. Ölümlerin nedeni incelemenin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak. Müsilajla mücadele artık daha kolay olacak. Ankara Üniversitesi Teknokent'e bağlı inovasyon merkezinde müsilaj oluşmadan riski belirleyen kit üretildi. Kit sayesinde müsilaj oluşum ihtimali olan bölgeler önceden tespit edilebilecek. Çanakkale, Boğazı ve Bandırma Körfezi'nden müsilaj örnekleri alındı. Ankara Üniversitesi Teknokent'e bağlı Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi'nde müsilajın olduğu yerlerdeki baskın mikroorganizma tespit edildi. Bu projemizde biz öncelikle müsilajın içerisinde hangi mikroorganizmaların olduğunu, ardından bu mikroorganizmalardan hangisinin canlılarda çeşitli etkileri, zararlı etkileri olup olmayacağını tespit etmeye çalıştık. Denizlerden alınan müsilaj örnekleri akademisyenlerin geliştirdiği kitlerde test ediliyor. Testler yaklaşık 2 saat sonra sonuç veriyor. Kitler sayesinde müsilajın erken tespit edilerek önüne geçilmesi hedefleniyor. Kit sayesinde belirli aralıklarla sudan alınan örnekler test edilebilecek. Ayda bir örnek aldığımızda artışta mı, azalışta mı yoksa sabit seyir gösterdiğini tespit edebiliyoruz saatler içerisinde hemen. Bu bize burada müsilaj olayı gerçekleşmeye yakın, olmaya yakın gibi bir fikir veriyor. Ankara Üniversitesi Teknokent'teki İnovasyon Merkezi kitle ilgili raporunu TÜBİTAK'a sunacak. Onay geldikten sonra kitin seri üretimine geçilecek. Antalya'da turizm bereketi yaşanıyor. Kentte yoğunluk sonbahar aylarında da devam edecek gibi görünüyor. Çünkü çoğu otel Eylül ayının ortasına kadar rezervasyon alamıyor. Antalya turizmi salgın öncesi günlerine döndü. Otellerdeki doluluk oranı Ağustos ve Eylül aylarında en üst seviyeye çıkacak. Lüks otellerin çoğuna Eylül ayı ortasına kadar rezervasyon yapılamıyor. Boş yastığın hikayesini bilirsiniz. Her otelde misafirler için ilave 3-4 yastık bulundurulur. Fakat şu andaki yoğunluk öyle ki o boş yastıklar bile yatacak insanlarla dolu. Bu yoğunluk Antalya'yı Akdeniz ülkelerindeki turizm kentleri arasında ön plana çıkarttı. Akdeniz'deki 14-15 destinasyonu her gün takip ediyorum. Sayılarını alıyorum. Portekiz'den Malta'ya kadar, işte Girit'e kadar günlük gelişleri takip ediyorum. Size şöyle söyleyebilirim. Mallorca'yı çıkarırsak bugün itibariyle diğer 12-13 destinasyonun toplamı Antalya'dan az misafir alıyor şu anda. Tanıtım faaliyetleri sayesinde misafir çeşitliliği de gelişti. Antalya, Avrupa, Rusya, Orta Doğu, İskandinav ülkeleri başta olmak üzere 50'ye yakın ülkeden gelen misafirleri ağırlıyor. Turist sayısı da rekorların kırıldığı 2019 yılına yaklaştı. Akdeniz Havzası'ndaki rakiplerine fark atmayı sürdüren Antalya en yoğun günlerini yaşıyor. Günlük girişlerin 90 bine yaklaştığı kentte 4 Ağustos itibarıyla hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 7 milyon 12 bine ulaştı. 2019 yılında 16 milyon yabancı misafir ağırlayarak tarihi rekor kıran Antalya, bu yılı 15 milyon ziyaretçiyle kapatmayı hedefliyor. Kapadokya'da her sabah onlarca balon havalanıyor. Bölgeyi ziyaret eden turistler yine güne balon turuyla başladı. 7 aylık süreçte 300 binden fazla turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi. En büyük ilgi ise Avrupa'dan gelen turistlerden oldu. Sabahın erken saatlerinde balonlar hazırlandı, ateşlendi ve gökyüzünde keyifli yolculuk başladı. Kapadokya'da turistler günü muhteşem manzarayla karşıladı. Paşa Bağ mevkiinden 156 sıcak hava balonu havalandı.
peri bacalarıyla kayadan oyma tarihi kalelerin çevresinde süzüldü. Yaklaşık bir saat süren tura katılan turistler, milyonlarca yıl önce oluşan manzarayı gökyüzünden izledi. Turistler balon turunun sonunda Kapadokya manzarasıyla fotoğraf çektirdiler. Sıcak hava balon turlarının bölgenin ekonomisine de katkısı büyük. 7 ayda yaklaşık 328 bin turist balon turlarına katıldı. Avrupalı misafirlerimiz yoğun ilgisi var. Hani eskiden aslında da Covid öncesinde uzak doğulu misafirlerimiz çok yoğun ilgisi vardı. Onların çekilmesiyle birlikte İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler ve Almanlar çok yoğunlukta. Sıcak hava balon turlarına katılım sayısının yıl sonuna kadar 600 bini aşması bekleniyor. Özellikle henüz yaşını doldurmamış bebekler uçak yolculuklarında çok fazla ağlayabiliyor. Yolcuların bir kısmı bundan rahatsız olsa da çoğunluk durumu idare etmeye çalışıyor. Peki bebekler neden ağlıyor? Cevabı haberimizde. Kimi ağlamayı duymamak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Sesi rahatsız ediyor. Yok, etmiyor. Neden peki? Kulaklık takıyorum. Kimi rahatsız olsa da anlayışlı davranmayı tercih ediyor. Genelde bir huzursuzluk oluyor. Bunu uçağa bindiğimiz zaman farklı kişilerin çok farklı tepkiler verdiğine de şahit oluyoruz. Ama ben açıkçası çok fazla tepki vermiyorum. Sonuçta onların da kullanması gerektiği için yani anlayış gösterilebiliyor birazcık. Uçak yolculuklarında bazı kişiler bebeklerin ağlamasından rahatsız olabiliyor. Hatta bu nedenle anne ve babaya da neden ağladığını bilmeden tepki gösteriliyor. Ancak onların ağlamasının altında yetişkinlerin de maruz kaldığı bir durum söz konusu. Uçak yüksek irtifada yani havalanırken vücudun içerisindeki kapalı alanlar volüm artışı oluyor. Bu volüm artışıyla beraber nerelere, örneğin sinüsler gibi veya orta kulak gibi buralarda %30-40'lık bir basınç artışıyla bebek ağrı hissedebiliyor. Basınç dışındaki çevresel faktörler de bebekler için sıkıntı oluşturabiliyor. Uykusuzluktan dolayı, çevre değişikliğinden dolayı huzursuz olup ağlayabilirler. Özellikle uzun süren uçuşlarda kabin içinde nem de değişiyor. Bu nem değişikliği bazen gözlerde kuruluk yapabiliyor, ciltte kaşıntı yapabiliyor. Basıncı azaltmak için annelerin iniş ve kalkış esnasında emzirmesi öneriliyor. Bu durum onların yutkunmasını sağlayarak hissettikleri basıncı hafifletiyor. Uzmanlar diğer yolcuların ailelere karşı daha anlayışlı olması gerektiğinin de altını çiziyor. Sosyal medya hesabından yıldız fotoğrafı paylaştı. James Webb teleskobunun çektiği bir kare olduğunu yazdı. Ancak fotoğrafa dikkatli bakanlar bunun aslında bir sucuk görseli olduğunu fark edebildi. Fransız fizikçi Etienne Klein yaptığı şakaya gelen tepkiler üzerine özür diledi. Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein sucuk şakasıyla sosyal medyada viral oldu. Fransız fizikçi Twitter hesabından teleskoptan çekilen bir yıldız olduğunu iddia ettiği bir görüntü yayınladı. Paylaşımında bize 4 ışık yılı uzaklıkta bulunan Güneş'e en yakın yıldız Proxima Centauri'nin fotoğrafı dedi. Bazı takipçiler fotoğrafın gerçek olduğuna inandı. Dikkatli bakanlarsa fotoğrafın aslında İspanya mutfağından chorizo adıyla bilinen bir sucuğun dilimi olduğunu anladı. Klein şaka yaptığını, görselin aslında bir sucuğa ait olduğunu itiraf etti. Ve İspanyol şarküterisine ait hiçbir nesnenin dünya dışında hiçbir yerde bulunmadığını söyledi. Klein daha sonra yaptığı paylaşımla da sosyal medyada yanlış bilgiye karşı dikkat çekmek için bu yönteme başvurduğunu belirterek takipçilerinden özür diledi. Şimdi ekranlarınıza bir başarı hikayesi getireceğiz. Antalya'da yaşayan Fatma Öncel, kendi işini yapmak için 4 bileziğini satarak 2 büyükbaş hayvan aldı. Yıllarca çalışan kadın şimdi bu sayıyı 160'a çıkardı. Hayali işini daha da büyütebilmek. 3 çocuk annesi Fatma Öncel 43 yaşında. 15 yıl önce kendi işini kurmak istedi. Cesaret gösterip riske girdi. Babamgil'den gördüğüm kadarıyla bir hayvan almaya karar verdim. 4 bileziğimi bozdurdum, bir buzağlı iğne kaldım. Ve ondan çalışarak, üreterek her sene üzerine kalladım. Erkeklerini kurbanlık olarak verdim. Dişilerden üreterek işte bu zamana kadar çalıştım yani ve başardım yani. Birkaç yıl içinde çalışarak işlerini ilerletti.
Şimdi 160 büyükbaş hayvanı var. Onlardan kazandıklarıyla çocuklarını okutuyor. Öncel ailesi şehrin içinde köy hayatını yaşıyor. Bulunduğumuz nokta Lara Merkez. İki hayvanla başladılar bu işe ancak çalışarak bu sayıyı çoğalttılar. Şimdi ise bölgedeki süt ihtiyacını karşılıyorlar. İşini severek yapıyor. Her sabah 5'te kalkıp hayvanlarını besliyor. Evden fazla hayvanlarıma önem veriyorum. Zamanımın yarısından fazlasını hayvancılık buradaki zamanımı geçiriyorum. Ama yılmıyorum çünkü sevdiğim için, yaptığım için beni yormuyor yani. Ve devam ettirmeyi de düşünüyorum. Fatma Öncel'in en büyük destekçisi ise emekli polis memuru eşi Saadettin Öncel. Dur abi. Eşim istedi, ben destek verdim. Önceleri küçümseniyordu ama para kazanmaya başladıkça biz bu işe önem vermeye başladık. İnek kazancımız da inek sayısını artırmaya başladık. Ben gerek zamanımla gerek maaşımla destek vermeye başladım. Akdeniz Girişimci Kadınlar Derneği'nden yöresinde farklılık yaratan kadın ödülünü alan Öncel, çiftliğini daha da büyütmeyi hedefliyor. 13 Ağustos'ta başlayacak fındık hasadı öncesi Giresun'da şenlik düzenlendi. Temsili hasatla başlayan şenlikte yarışmalar yapıldı. Halk oyunları gösterileri sunuldu. Fındık üreticileri şenlikte hasat öncesi gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Karadeniz bölgesinde fındık hasadına sayılı günler kaldı. Hasat öncesi Giresun'da bu yılda temsili hasat şenliği düzenlendi. Şenlikte Giresun Valisi Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin şenlik olduğu beldelerine sepet bağlayarak fındık topladı. Üreticimiz de Kuşa'da inşallah hem rekonteyle hem fındık fiyatıyla çok güzel bir sezon olacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Temsili fındık hasadı kemençe ve türküler eşliğinde yapıldı. İşte etrafımızda da Allah'ın bereketi. Çok mutluyuz bugünümüze. Allah bu günleri bizlere gösterdi. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, afiyetle yemeği nasip eder. Bir araya toplayıp huzurla bir araya getirmeyi nasip eder. Halk oyunları gösterilerinin son olduğu, ateşte çayların demlendiği şenlik eğlenceli anlara sahne oldu. Şenlikte güzel sanatlar öğrencileri fındık hasadı ile ilgili resimler de yaptı. Fındık toplayan insanları, karademli, ateşi, fındık ocaklarını yine aynı şekilde burada dolaşan insanların anlık hareketlerini resimlerimize döküyoruz. Fındık hasadına Karadeniz bölgesinin sahil kesimlerinde 13 Ağustos, orta kesimlerde 18 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 25 Ağustos'ta başlanacak. Veda ediyoruz. Gelişmelerle saat başında yeniden burada olacağız. TRT Haber ekranına hoş geldiniz. Ana haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan iptal edilen KPSS ile ilgili konuştu. Biz orada boşta bulunsak FETÖ'cü gruplar ve altılı masa seçime kadar bu konuyu satacaklardı dedi. ÖSYM şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde iptal edilen KPSS vardı. Hem sürece ilişkin detayları anlattı hem de FETÖ parmağı var mı sorusuna yanıt verdi. FETÖ'cü grup mu desek, altılı masa mı desek, bir de masanın altı var, yedi. Aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük. Erdoğan, ÖSYM şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek dedi. ÖSYM başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık. Üst düzeyde bir ekip oluşturduk ve bu ekiple çalışmalarına anında başladılar. Önümüzdeki ayın 17'sinde süreci başlatma kararını aldık. Sınavı iptal edilenlerden herhangi bir ücret talebi de kesinlikle olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Bay Kemal kendisine lütfettiğimiz bir isimdi ama bu ismi kabullenmekte önce zorlandı, sonra kabul etti. Bize düşen hayırlı olsun demektir. Bizim bu ziyaretler de kendisini rahatsız ediyor. Biz bu ziyaretleri yapacağız. Ne Bay Kemal ana muhalefet olarak ne yavru muhalefet, onlar bu tür şeylere giremezler. Bizim şu 40 yıllık siyasetimizin tamamı elhamdülillah bu yolda geçti. Dünyanın gitmediğimiz ülkeleri istisnadır. Bundan sonraki süreçte de Rabbimizin bize verdiği ömür boyunca bunları inşallah yapmaya devam edeceğiz. Erdoğan'ın gündeminde Zaho'daki PKK saldırısı da vardı. Biz ilk andan itibaren yerel muhataplarımıza bu olayın açığa çıkması için elimizden geleni göstereceğimizi söyledik, dedi. Bu PKK'nın bilindik saldırılarının bir değişik versiyonu. Nasıl bugüne kadar bu tür şeyleri yapıp ondan sonra kaçtıysalar, ortada görünmeme gibi yollar seçtiyseler, şimdi burada da yine aynı şekilde bu tür suikastleri yaptıktan sonra topu hemen Türkiye'nin üzerine atmışlardır. Olayın aslı budur. Zaho'daki olaydan sonra Musul konsolosluğumuza bir saldırı oldu. Oranın bir sivil hedef olduğu biline biline oraya aleni saldırı yapıldı. Kimin sivil hedeflere saldırabileceğini, bu alçaklığı kimlerin yapabileceğini herkesin görmesi lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin otomobili TOGG'un ilk seri üretim aracının 29 Ekim tarihinde banttan indirileceğini açıkladı. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız, dedi. Erdoğan, sanayi ve teknolojinin merkezi Kocaeli'ye değer katanlar ödül töreni için gittiği Gebze Bilişim Vadisi'nde konuştu ve TOGG'un yeni tasarımıyla test sürüşü yaptı. İnşallah 29 Ekim 2022'de TOGG'un Gemlik Fabrikası'nın resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız. Yapamazsınız, üretemezsiniz, üretseniz bile satamazsınız diyenlere inat. Türkiye'nin otomobilini milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Yollara çıkacağı tarihi verdi, yerli ve milli otomobil TOGG'un yeni tasarımının direksiyonuna geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ne değer katanlar ödül töreninde konuştu. Türkiye'nin vizyon üreten projelerine hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Ülkemizi savunma sanayinde nasıl parmakla gösterilen seviyeye getirmişsek, inşallah elektrikli otomobilde de benzer bir başarıyı muhakkak yakalayacağız. Az önce gencimizi dinledik. Bu noktada artık bizim bu tür yetişmiş, kendine inanan gençlerimiz olduğu sürece biz bunları üretiriz. Bunları üretmenin ötesinde de artık elektrikli otomobilde de dünya ülkeleriyle yarışa gireriz. Tüm bu hakikatlere rağmen Türkiye'yi hala saman ithalatçısı gibi görmeye çalışanlar, Türk ekonomisinin üretim kapasitesinden habersiz cahillerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere yüksek teknoloji ürün ihracatında büyük aşama kaydettiğini ifade etti. Artık sıraya girenler var, dedi. Allah rahmet etsin. Özdemir Bey, bizim bu halimizi görünce çocuklarıyla beraber masaya oturdular ve o gün bir adım attılar. Ve süratle hemen ilk adım İHA'nın üretimiydi. İHA'nın üretimini gerçekleştirdiler. Ardından SİHA'nın üretimi gerçekleşti ve en son Akıncı'nın üretimi gerçekleşti. Tabii bütün bunlarla beraber şimdi Türkiye bu alanda, evet, sıraya girenlerin olduğu bir ülke konumuna geldi. Şimdi herkes İHA istiyor, SİHA istiyor, Akıncı'yı istiyor. Mesele buydu. Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından sanayicilere ödüllerini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rus mevkidaşı Putin'le yaptığı görüşmenin perde arkasını anlattı. Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelede gereken cevabı verme kararında
Putin'le mutabık kaldıklarını söyledi. Putin, terörle mücadelede yanımızda olacağını özellikle ifade ediyor dedi. Erdoğan, Rusya ile ruble üzerinden ticaret için anlaştıklarını da belirtti. Ziyareti olumlu, başarılı bir şekilde tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin'le Soçi'de yaptığı görüşmeyi bu sözlerle değerlendirdi. Rus liderin terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olacağını ifade ettiğini söyledi. Katil sürüleriyle mücadelemize gereken cevabı verme kararında mutabık kaldık dedi. Sayın Putin konuyla ilgili Türkiye'ye yönelik adil bir yaklaşım sürdürüyor. Mümkün olduğunca bunları rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur gibi bir yaklaşımı var. Biz de diyoruz ki şu anda bizim istihbarat örgütümüz Suriye istihbaratıyla zaten bu konuları yürütüyor ama bütün mesele netice almak. Eğer istihbaratımız Suriye istihbaratıyla bu çalışmayı yürütürken buna rağmen hala orada terör örgütleri fellik fellik at oynatıyorsa bize destek vermeniz gerekiyor diyoruz. Bu konuda da mutabakatımız var. Erdoğan Soçi'den dönüş yolunda uçakta gazetecilere konuştu. Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık. Mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türkiye'ye inşallah kazandıracak. Bir de Rusya'nın Mir kartı var. Burada da çok ciddi gelişmeler var. Bu ziyaretimizde Rusya Merkez Bankası Başkanı ile bizim Merkez Bankası Başkanımız da görüşmelerini yaptılar. Cumhurbaşkanının gündeminde Akkuyu nükleer güç santraline ilişkin yaşanan ihtilaf da vardı. Soçi'de Putin'le konuyu ele aldıklarını belirtti. Akkuyu'nun ilk reaktörünü 2023 yılında hizmete alma hedefimiz sürüyor. 25 bin kişi şu anda çalışmıyor, burası kapatıldı gibi ifadeler söyleniyor. Böyle bir şeyi ben de kabul etmedim, Rus tarafı da kabul etmiyor. Çalışıyorlar. Önümüzdeki hafta Akkuyu'daki çalışmaları yerinde bizzat heyetimle beraber izleyeceğim. Ondan sonra da Sayın Putin'e oradaki gelinen durumu aktaracağım. Ona göre de yol haritamızı belirleyelim diyeceğim. Erdoğan, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konusuna da değindi. Önemli olan planın sağlıklı şekilde uygulanması mesajını verdi. İstanbul'dan geçen Razoni kuru yük gemisi aslında bir ilkti. Bunun arkasında bu şekilde sırada olan 20 civarında gemi var. Şu anda Rusya diyor ki, bizim ciddi manada çıkabilecek hazırlığımız var. Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz? İlgili bakanlıklarımız, birinci derecede de Ticaret Bakanlığımız bu konuda hızla çalışıyorlar. Bunun aracılığını da Türkiye en güzel şekilde ortaya koyacak. İstanbul'daki sözleşmeyle sağladığımız başarıyı bundan sonra da devam ettireceğiz. Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden sözü ABD-Tayvan-Çin üçgeninde yaşanan gerilime getirdi. Yeni bir krizin ortaya çıkmasına izin vermemeliyiz dedi. Tayvan'la ilgili ortaya çıkan gerginliğin azaltılması için tüm tarafların sağduyulu ve itidalli hareket etmesi çok çok önemli. Eylül ayında Şangay Beşlisi Özbekistan'da toplanacak. Sayın Putin de rica etti. Nasip olursa biz de oradaki toplantıya katılacağız. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yükselen tansiyonu da hatırlattı Erdoğan. Erivan yönetimine taahhütlerini yerine getirmeliler çağrısında bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü. Görüşmelerin gündeminde tahıl koridorundaki gelişmeler vardı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Reznikov ve Kubrakov'la tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesinin önemine dikkat çekildi. Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi. İstanbul'daki mutabakatın ardından Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor. Ukrayna limanlarından hareket eden gemilerden ikisi İstanbul açıklarına demirledi. Polarnet gemisi ise Türkiye karasularına giriş yaptı. Gelin son bilgileri alalım. Arkadaşımız Ahmet Sami Arslan şu anda karşımızda ve hemen detaylar için sözü kendisine bırakıyoruz. Ahmet Sami. Aslında sevkiyatın ilki 3 gün önce gerçekleşmişti. Ukrayna Odessa limanından çıkan Razoni gemisi İstanbul Boğazı'nı, Marmara Denizi'nin ardından Çanakkale Boğazı'nı aşarak hedefi olan Lübnan limanına gitmişti. Aslında bu tarihi bir intikaldi. Arkasından da tabii ki seferler devam ediyor. Üçlü bir gemi grubu yola çıkmıştı yine Ukrayna'dan. O gemi gruplarının üçü de şu an itibariyle artık Türk karasularındalar. Hemen şunu belirtelim. Navistar ve Rojen gemileri var.
Onlar şu anda demirletildi ama son gemi, Türk bandralı gemi Polarnet de Türk karasularına girdi ama henüz demirlemedi, kontrol noktasına gelmedi. Kontrol noktasına geldikten sonra bir süre bekledikten sonra yine o da kontrol edilecek. Müşterek heyet tarafından, koordinasyon merkezi tarafından ekipler gemiye çıkacak ve gemilerin hepsi denetlenecek. Denetlemeler, üçlü gemi grubunun denetlemelerin ilki Navistar gemisinde başladı. Navistar İrlanda'ya gidiyor. 33 bin ton mısır taşıyor. Yaklaşık 1,5 saat önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada akşam saatlerinde gemide denetim başlamıştır denildi. Peki denetimi kimler yapıyor? Tabii ki Birleşmiş Milletler temsilcisi, Türkiye'den temsilciler, Ukrayna ve Rus temsilcileri gemiye çıkıyor ve denetlemelerde bulunuyor. Arkasında da bir süre bekledikten sonra yine yollarına devam ediyor. Rojen gemisi, bir diğer gemi hemen Navistar'ın arkasından Türk karasularına girdi ve Türk karasularında Rumeli Feneri açıklarında Karadeniz'de, yani Boğaz'ın kuzey çıkışında o da bekliyor. Onun denetiminin ise yarın sabah saatlerinde yapılmasını öngördükleri bilgisi var. Elimizde arkasından da Polarnet gemisi yine yarın ya da yarın akşam bu gemide de denetlemeler olacak. Hemen şunun altını çizelim. Polarnet Karasu Limanı'na gidecek. Rojen gemisi ise intikaline İngiltere'ye gitmek üzere devam edecek. Bununla birlikte Navistar'ın adresi de İrlanda olduğunu söylemiştik. Bu üç gemi toplamda 58 bin ton mısır taşıyor. Evet, gerçekten yüksek miktarda tahıllar bunlar ama bekleyen mısır tahıl miktarda hiç az değil. Savaş nedeniyle, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle 25 milyon ton tahıldan bahsediliyor ve bu tahılın dünyaya dağıtılamaması nedeniyle, bu ticaretin durması nedeniyle dünyada bir gıda krizinin olmasını engellemek için, biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta İstanbul Dolmabahçe'de bir dörtlü zirve yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rusya, bununla birlikte Ukrayna temsilcileri bir araya gelmiş, tahıl koridoru anlaşması imzalanmıştı. Yayının başında söylediğim gibi 3 gün önce ilk gemi Rozani yola çıkıp İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı geçerek yoluna devam etmişti. Bundan sonra 3 gemi ve önümüzdeki günlerde 20'yi aşkın geminin de yine sevkiyata devam edeceğini, bu güzergah üzerinden devam edeceğini belirtip sözü tekrar merkeze bırakalım. Rusya, Ukrayna'nın doğu kentlerine saldırı düzenledi. Birçok yapıda hasar oluştu. Donetsk bölgesine düzenlenen saldırılarda ise 5 sivil hayatını kaybetti. 14 sivil de yaralandı. Ukraynalı yetkililer Zaporijya nükleer tesisi çevresindeki hava saldırılarının nükleer sızıntı riskine yol açabileceğini açıkladı. Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Bakhmut, Kramatorsk, Chasiviyar, Slovyansk ve Kostyantinivka kentlerine bombardıman düzenledi. Hava saldırılarında bazı yerleşim birimleri zarar gördü. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Donetsk bölgesindeki saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 14 sivilin yaralandığını açıkladı. Rusya'da Herson bölgesine düzenlenen saldırılarda bir günde 470'ten fazla Ukraynalı askerin öldüğünü, 150'sinin yaralandığını duyurdu. Kharkiv bölgesinde de 2 Su-25 tipi savaş uçağının imha edildiği ifade edildi. Ukrayna-Rus güçlerin Zaporijya nükleer tesisinin bulunduğu bölgeye saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna'da nükleer tesislerin bağlı olduğu operatör Energoatom, bölgede hidrojen sızıntısı ve radyoaktif püskürme riskinin bulunduğunu belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, faal durumdaki nükleer reaktörün zarar görmesinin bölgeye bir atom bombası atılmasıyla aynı etkiyi yaratacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi Ukrayna'nın bombaladığını öne sürdü. Radyasyon sızıntısının şans eseri önlendiği kaydedildi. İngiliz Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşın ülkenin güney bölgelerine doğru kayabileceğini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'nın güneybatısına asker konuşlandırdığı ve Donbas'tan bu bölgelere askeri araç ve teçhizat taşıdığına dikkat çekildi. Kırım'da bulunan en az 800 Rus askerinin de Herson bölgesine gönderileceği öne sürüldü. Moskova, Kanada'nın Rus vatandaşlarına yönelik yaptırımlarına misillemeyle karşılık verdi. Aralarında Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yetkililerinin de bulunduğu 62 Kanada vatandaşı yaptırım listesine alındı. Sayın
Değerli seyirciler, İsrail'in abluk altındaki Gazze saldırıları ikinci gününde. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e, yaralananların sayısı da 125'e yükseldi. Türkiye saldırıları kınadı. Birleşmiş Milletler'den de İsrail'in saldırılarına tepki geldi. İsrail abluk altında tuttuğu Gazze'yi vuruyor. Savaş uçakları, tanklar ve zırhlı birlikler sivil yerleşim yerlerinin de bulunduğu birçok noktayı hedef alıyor. Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 5 yaşındaki bir çocuk da bulunuyor. İsrail ordusu saldırılarda İslami Cihat hareketinin hedef alındığını duyurdu. İslami Cihat da saldırılarda üst düzey komutanlarından birinin öldüğünü açıkladı. Saldırılar karşısında Gazze şeridinden de Tel Aviv ve İsrail'in orta kesimlerindeki şehirlere yönelik yüzün üzerinde roket fırlatıldı. İsrail basınında çıkan haberlere göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz saldırılara devam emri verdi. Saldırıların bir hafta sürebileceği belirtildi. İsrail'in ayrıca Gazze şeridine yakıt girişini engellemesi nedeniyle elektrik santrallerinde üretim tamamen durdu. İsrail güvenlik güçleri Batı Şeria'da da baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda 19 Filistinli gözaltına alındı. Filistin Devlet Başkanlığı tırmanan gerilimden İsrail ordusunu sorumlu tuttu. Saldırıların derhal durdurulmasını istedi. Türkiye'de İsrail'in saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırılarda çocuklar dahil sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz denildi. Birleşmiş Milletler'de İsrail'in saldırılarına tepkisini, sivillere yönelik saldırıların hiçbir gerekçesi olamaz açıklamasıyla gösterdi. Avrupa Birliği'nden de gelişmelerin endişeyle takip edildiği açıklaması geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınadı. Uluslararası toplumu göreve çağıran Çelik, uluslararası toplumun müdahale etmesi, İsrail'in de bu saldırıları durdurması gerekir, dedi. AK Parti sözcüsü Adana'da konuştu. İsrail'in abluk altında tuttuğu Gazze'ye saldırısını AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şiddetle kınadı. İsrail'in bu saldırıları durdurması gerektiğini söyleyen Çelik, uluslararası toplumu göreve çağırdı. Ömer Çelik, uluslararası toplumun müdahale edilmesi gerekiyor, buradan çıkacak bir şiddet döngüsünün kimseye faydası yok, dedi. AK Parti sözcüsü saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının ifadesine göre 22 kişi yaralandı. Patlama Kabil'in batısında Şii azınlığının yaşadığı bölgede meydana geldi. İlk belirlemelere göre 22 kişinin yaralandığı birçok ambulansın da bölgeye sevk edildiği belirtildi. İngiliz Reuters haber ajansı görgü tanıklarına dayanarak çok sayıda kişinin patlamada hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti. Dün de Kabil'de aynı bölgede DAEŞ'in üstlendiği saldırıda 8 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı. Çin ile Tayvan arasındaki kriz devam ediyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 20 askeri uçağın Tayvan hava sahasına girdiğini, 14 askeri geminin de Tayvan karasularında faaliyet gerçekleştirdiğini açıkladı. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni Tayvan'daki krizi tahrik eden ve yaratan taraf olmakla suçladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Çin'in Tayvan'a yönelik hamlelerine tepki gösterdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin'in başlattığı askeri tatbikatlar sürüyor. Tayvan Savunma Bakanlığı Çin'e ait 20 askeri uçağın Tayvan hava sahasına girdiğini açıkladı. 14 Çin askeri uçağının da Tayvan boğazında taraflar arasında fiili hattı belirleyen orta çizgiyi geçtiği duyuruldu. Çin'e ait 14 askeri geminin de Tayvan karasularında faaliyet gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada bunlar Çin'in adadaki hedeflere saldırı simülasyonu olabilir ifadesi kullanıldı. Çin tahıl sevkiyatı için İstanbul'da varılan anlaşmanın ardından süreç hızla ilerliyor. Tahıl yüklenen Polarnet gemisi Türkiye karasularına ulaştı. Geminin Türk kaptanı Ahmet Yücel Ali Beyler şu anda TRT Haber'de. Kaptan Ali Beyler, yolculuğunuz nasıl geçiyor? Öncelikle bunu soralım. Ne zaman İstanbul'a demirleyeceksiniz? Ne taşıyorsunuz? Hemen bu sorularla başlayalım sohbetimize. Yolculuğumuz çok iyi akşamlar Sezen Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Yolculuk meslek hayatımın en güzel yolculuklarından biriydi. 24 Şubat'tan beri adlık altındaydık Çernomos planında. Savaş adlıklısındaydık. Nihayet bu koridor açılınca biz de ilk bayraklı gemi olma şerefine nail olduk. İşte 36-37 saattir Cuma günü ayın 5'inde sabah 8 itibariyle limandan ayrıldım. Liman çıkışı yaptık. Kılavuz kaptan ve kılavuz bot eşliğinde. Üç gemi gelen gemiler dahil iki gemi gelmişti. Üç gemi toplanma merkezinde, Odessa açıklarında bir emniyet toplanma merkezinde toplandık. Akademide kılavuz bot ve kılavuz kaptan eşliğinde konvoy olarak aşağı doğru indik güvenli sulara doğru. O sulardan sonra işte toplama liman çıkışından itibaren 36-37 saatlik bir seyir süresi oldu. Diğer gemiler iki gemi, yandan tabii daha tonajlı ve süratli gemilerdi. Onlar daha erken varmış oldular. Ben zaten konvoyda ikinci orta gemiydim. Navistar birinci gemiydi. Diğer gemi de üçüncü gemiydi. Benim de saat 9.30 gibi falan denetim sahasında 9.15 gibi kısmetse karasulana girdik zaten. Demir sahasına yaklaşıyorum. Evet. 9-15 gibi yenilmiş olacağım denetim sahasına. Akabinde de denetime tabi bekleyeceğiz. Grubunun gelmesini. Evet. Biraz o süreçten de bahsedelim. Buyurun. Karasu gözüküyordu benim ilk seferim ama sonradan kiracı yani yükün alıcısı Derince limanı olarak Derince'ye geçeceğim. Yani Boğaz'ı geçeceğim kısmetse denetimden sonra. İzmit Körfezi'ne doğru yol alacağız. Orada geçeceğim Derince limanı. Evet, isterseniz biraz mürettebattan da bahsedelim. Hem de bu süreçte yolculuğunuz nasıl geçti, nasıl geçiyor? Biraz bunlardan da bahsedin lütfen. Bağlantı gitti ama biz sizi duyabiliyoruz. Buyurun. Evet. Bir arama oldu ama bağlantı gitti. Evet, biz şu an sizi duyabiliyoruz. Sorunuzu alamadım ama. Biraz mürettebattan da bahsedin. Geminin Türk kaptanı olarak dediniz. Bu gurur duyuyorum. Yolculuktan bahsettiniz ama mürettebattan da bahsedelim. Az bir de süre kaldı demirlemenize. Hem de nasıl geçti bu süreç, bu yolculuk süreci? Evet, arkadaşlar benimle beraberdi zaten bu süreç boyunca. Türk bayraklı gemi olduğu için personelimizin hepsi Türk, bizde yabancı personel yok. Evet. Moral yüksekmiş bir şekilde bekledik tabii yani. Riskliydi geçirdiğimiz süreç 24 Şubat'tan beri. Sonuçta savaş bölgesi. Evet. Düzeler geçiyor, roketler geçiyor ama şeyimizi bozmadan, dirayetimizi bozmadan, beklentimizi bozmadan bugünü bekledik ve sonunda güzel sonuca ulaştık. Tabii gurur verici, böyle insani, ben tahıl koridoru deniyor. Tahıl koridoruyla beraber esasında insani bir koridor bu. Buna da öncü olmak, Türk bayraklı gemi olarak öncü olmak, devletimizin de yüzünü gösteriyor. Biz de gezdirdiğimiz bayrağın gücünü, kuvvetini zaten biliyoruz. Sonuçlar hep güzel oldu. Sonuçlar güzel oldu. Arkadaşlardan memnunum, tüm personelden memnunum. Arkadaşlar da şu an köprü üstünde zaten görevli çay ediyorlar. Zabit arkadaşlar. Bundan ibaret. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ahmet Yücel, Ali Beyler TRT Haber ekranındaydı. Sağolunuz efendim tekrar. Ben teşekkür ederim size hemen. İyi yayınlar diliyorum. Türkiye'ye çok selamlar. Güzel bir görüntü. Özlemişiz bu güzel İstanbul'a bu yaklaşımını. Hoş geldiniz yeniden. Sağ olun. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrası şehit olan piyade uzman çavuş Reşat Ergin, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı. Piyade uzman çavuş Reşat Ergin, Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görevliydi. Bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrası şehit oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şehit uzman çavuşun cenazesi ilk olarak Manisa'nın Akhisar ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Burada baba evine yapılan son ziyarette şehit için helallik alındı. Farkında değilsiniz buluyorsun ya Rabbi. Daha sonra şehit Reşat Ergin için Manisa Gördes'te Boyalı Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınlarıyla askeri ve mülki yetkililer katıldı. Şehidin naaşı cenaze namazının ardından Boyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Silah arkadaşları şehidin kanını yerde bırakmadı. Pençe Kilit bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamayı tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak notuyla paylaştı. Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğradı. İstanbul Polisi özel bir ekip kurdu. Olay çok yönlü olarak araştırılıyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop Selami Sarıtaş'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Alevi Vakıfları Federasyonu 2. Başkanı olan Sarıtaş'ı aradı. Faillerin en kısa zamanda adalete teslim edileceğini söyledi. Alevi Vakıfları Federasyonu 2. Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, İstanbul Kartal'da evinin önünde darbedildi. Motosikletli iki saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Emniyet hemen harekete geçti. Özel ekip kurdu. Sarıtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Selami Sarıtaş'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Muharrem ayına idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde birliğimizi hedef alan provokatif eylemleri lanetliyorum dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Soylu, saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığını, en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edileceğini söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Çirkin saldırıyı lanetledi. Birliğe, dirliğe, kardeşliğe kastedenlerin hukuk önünde asla cezasız kalmayacağını söyledi. Bunların da yanına bunu bırakmamak, adalete teslim etmek, millet adına verilecek mahkeme kararlarının bir an önce tecelli etmesini de biz hem gözlemcisiyiz, hem takipçisiyiz, hem duacısıyız. Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan da saldırıyı düzenlediği basın toplantısında kınadı. Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız. Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz. Basın açıklamasında diğer Alevi derneklerinin yöneticileri de yer aldı. Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı ve kurumları en başından beri FETÖ'nün hedefinde. Sebebi gerek eğitimdeki başarısı gerek Bosna'da FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatması. Vakıf adeta FETÖ okullarının panzehiri gibi çalışıyor. FETÖ'nün Bosna Hersek'te eğitim alanında yapılanması 1996'ya uzanıyor. İlkokuldan üniversite düzeyine her kademede açtığı okullarda yıllardır Bosna halkı üzerinde olumlu Türkiye imajını kullanarak nüfus kazanmaya çalışıyor. 2016'daki darbe girişiminden sonra ise gerçek yüz ortaya çıktığı için taktik değiştirdiler. Okullarını oranın diyaneti olan riyasete ücretsiz devretme girişiminde bulundu ama bu tamamıyla zaman kazanmak için yapılmış bir manevraydı. Nitekim 3-4 ay sonra bu süreçten geri çekilmişlerdi. Devamında bu yapının sahibi olan şirketin hisselerini Amerikalı bir şirkete sattılar. Daha sonra da İngiliz bir şirkete bu hisseleri satarak ve kendilerini biz Türk Üniversitesi değiliz, biz artık İngiliz Üniversitesiyiz şeklinde tanıtmaya başladılar. Bosna Hersek'te FETÖ'nün okullarına karşı Türkiye'nin mücadelesi ise çok yönlü sürüyor. Devlet kademesindeki girişimler gibi sivil toplum ayağında da mücadele veriliyor.
Onlardan biri de Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı. Bu yapının amacı sadece eğitim olmadığı, eğitimle birlikte insanları kendisine bağlamak, eğitimle birlikte devletin kurumlarını ele geçirmek, devamında da hizmet ettikleri en büyük küresel güçlere o ülkeleri uydu ülke haline getirmek olduğunu zaman içinde görmüş olduk. Ciddi, aklı başında, derinlemesine analiz yapan Bosnalılar da bunun farkına varmış oldular. Üstelik vakıf ilk andan itibaren FETÖ'nün hedefi oldu. Kurdukları Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin kapatılması için çalıştılar. Sürekli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de İmam Hatip Ortaokulu açılışı ve ilk hafızlar icazet töreninde konuşuyor, izliyoruz. Yani bu makaslar bugünün hatırasına sizin olacak. Evet, bakanlarımızı da şöyle alalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de temaslarını sürdürüyor. Bugün toplu açılış töreni vardı. Açılış töreninin öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi. Halka hitap etti ve şu anda da yine Kocaeli'de ortaokul açılışını gerçekleştiriyor. Törene katılıyor Kocaeli'de Cumhurbaşkanı. Bebek mi istiyorsun? Recep Tayyip Erdoğan. Hadi Tayyip dedi diyor, bir bebek verin bakalım. Sağ ol. Ben de sizi seviyorum. Sağ ol. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi kordela sizde, makaslar bugünün hatırasına sizin olacak. Tabii biz de buradan uzanarak keselim. Siz aldınız mı makasları? Dualar yapıldı. Dolayısıyla biz şimdi sadece kordeleyi keseceğiz. Makaslar da bugünün hatırasına bizlerde kalacak. Ya Allah! Bismillah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de temaslarını sürdürüyor. Şu dakikalarda ortaokul açılışını gerçekleştirdi. Hafızlık icazet törenine katıldı. Kurdele kesim törenini gerçekleştirdi. Kocaeli'deki temasları kapsamında yine toplu açılış törenindeydi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yine o törende bir konuşma gerçekleştirdi. Halka hitap etti ve şu anda da yine Kocaeli'de temasları sürüyor. Bütün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evlatlarımıza bir aile fotoğrafı çekiliyoruz. Meteoroloji Genel Müdürü 6 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sarı kod uyarısı yapılan iller Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Manisa ve Uşak. Yarın da İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 6 şehir için yağış uyarısı geldi. Özellikle bugün 23'e kadar Kütahya, Uşak, Manisa çevrelerinde
Pazar günü günün ilk saatlerine kadar yani 03.04'e kadar Eskişehir, Afyon, Karahisar başkentin kuzey ve batısında yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Sarı kod uyarısı alan Ankara'da daha çok kuzey ve batı bölgelerde yağış görülecek. Bugün akşam saatlerinde başlayacak yağış pazar günü günün ilk saatlerine kadar başkentte devam edecek. Başkentin kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere yani Kızılcahamam, Çamlıdere, Nallıhan, Çayıran, Ayaş, Beypazarı, yer yer merkez ilçeleri Sincan, Yeni Mahallenin batısı, Çankaya'nın Ümitköy, Yaşamkent civarında da yağışların kuvvetli olması tahmin edilmekte. Pazar günü İstanbul'da da sağanak etkili olacak. Sıcaklık 33 derece civarında seyredecek. İzmir'e baktığımızda ise pazar günü parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Kuzeyli kuvvetli rüzgar etkili olacak. Pazar günü dikkatli olunmalı. Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışı göreceğiz İzmir'de. Salı günü ise merkezde yağış beklentimiz yok. Yarın İç Ege ve göller yöresinde de kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler tam 45 dereceye yaklaştı. Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de ise kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi kavurucu sıcağın etkisi altında. Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcaklık nefes almayı bile zorlaştırdı. Ben inanıyorum ben kurtaracağım. Yani bu sıcağı böyle devam ederse. Ama iki nefesim mi davuz alamıyorum. Çok hava işi böyle rutubetli. Diyarbakır 2022 yılının en sıcak gününü yaşadı. Termometreler 43 dereceye kadar yükseldi. Caddeler, sokaklar ve parklar boş kaldı. Şehirdeki havuzlarsa dolup taştı. Anzele Çeşmesi'nde onlarca çocuk kendini soğuk suya bıraktı. Yüzüyoruz her gün. Serinliyoruz sıcakta. Saat 12'de falan geliyoruz. Akşama kadar mı? Evet. Sıcaklık Şırnak'ı da etkisi altına aldı. Silopi ve Cizre ilçeleri 44 dereceyle şehrin en sıcak bölgeleri oldu. Aşırı hava sıcaklığından dolayı kimse dışarı çıkamıyor. Özellikle öğlen ve öğlenleri hiç çıkamıyoruz. Dışarıya sadece akşam üzeri çıkabiliyoruz. Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde de durum aynıydı. Havalar çok sıcak. İnsanı bunaltıyor. Millet serinlemek için şerbet içiyor. Soğuk içecekler içiyor. Bölgede sıcaklıkların önümüzdeki haftada 40 derecenin üstünde seyretmesi bekleniyor. Dünya geneline bir bakalım. Avrupa sıcak havayla mücadele ediyor. İtalya'da sıcaklık 40 derecenin üzerinde. Fransa'da ise Temmuz ayı 1961'den bu yana en kurak ay oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde ise aşırı yağış sele neden oldu. 1000 kişi ulusal parkta mahsur kaldı. Avrupa'da aşırı sıcak hava etkili. İtalya genelinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Kuraklık yaşanan bölgelerde su sıkıntısıyla tasarruf tedbirleri sürüyor. Uygulamaya göre vatandaşlardan zorunlu olmadıkça su kullanmamaları isteniyor. Günün belli saatlerinde de kısıtlamaya gidiliyor. Bazı gönüllü gruplar da sıcak havada evden çıkamayan kişilere yemek dağıtıyor. Komşu Fransa'da da bazı kentlerde kuraklık nedeniyle içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Kısıtlama yapılan 93 bölgeye kamyonlarla su sevkiyatı yapılıyor. Meteoroloji yaşananların Fransa'da kaydedilen en ciddi kuraklık olduğunu belirtiyor. Temmuz ayının Mart 1961'den bu yana en kurak ay olduğu duyuruldu. Başkent Paris'te de parklardaki ağaçların tıpkı sonbaharda olduğu gibi sıcaktan sarardığı görüldü. Soğuk havasıyla bilinen Rusya'da da alışılmadık şekilde sıcak hava etkili. Termometreler 32 santigrat dereceyi gösterdi. Halka evde kalmaları uyarısı yapılıyor. Belediyeler de sokakları ıslatarak serinletme çalışmaları yapıyor. Çekya'da 24 Temmuz'dan bu yana süren orman yangınları söndürüldü. 6000 hektara yakın alan kül oldu. Polonya, Slovakya ve İtalya'dan gelen yüzlerce itfaiyeci yangınları söndürmek için günlerce çalıştı. Havadan çekilen görüntülerde tahribatın büyüklüğü gözler önüne serildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde ise sıcak havanın yol açtığı orman yangınları sürerken bazı kesimlerde de aşırı yağışlar etkili oldu. Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'ndaki selde 1000 kişi mahsur kaldı. 60 aracın çamura gömüldüğü parka yıllık yağış miktarının bir günde düştüğü belirtildi. Japonya'da 140 bin insanın ölümüne neden olan dünyanın ilk atom bombası saldırısının kurbanları trajedinin 77. yılında Hiroşima'da düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres nükleer silahsızlanma çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine kullandığı atom bombası büyük felakete yol açtı. Hiroşima'daki felakette binlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı. Felaketin 77. yılında kurbanlar Hiroşima'nın Barış Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile binlerce kişi katıldı. Törene katılanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Little Boy adını verdiği atom bombasının atıldığı saat olan 8.15'te saygı duruşunda bulundu. Guterres anma töreninde nükleer savaş seçeneğini masadan kaldırın, barışı hakim kılmanın zamanı geldi ifadesini kullandı. Nükleer tehdide tek bir çözüm var. Hiroşima'nın dehşetini her zaman göz önünde tutmalıyız. Nükleer silahlara sahip olmamalıyız. Japonya Başbakanı Fumio Kishida da dünyayı nükleer silahlardan vazgeçmeye çağırdı. Gelecek yıl G7 dönem başkanlığını üstlenecek olan Japonya, düzenlenecek zirve için de Hiroşima'yı seçti. Hiroşima felaketini Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye atom bombası atması izledi ve anında 75 bin insan öldü. Japonya 6 gün sonra teslim oldu ve 2. Dünya Savaşı Pasifik'te de sona ermiş oldu. Şükrü Saracoğlu stadı çevresinde maç öncesi seyyar satıcılardan rüşvet aldığı tespit edilen iki Kadıköy Belediyesi çalışanı suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin örgütlü olarak rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından daha önce adli işlem gördüğü belirlendi. Stadın çevresindeki seyyar satıcıları hedef belirlediler. Maç günü rüşvet toplamak için harekete geçtiler. Haksız kazanç elde ederken suçüstü yakalandılar. Baskın 4 Ağustos'ta Şükrü Saraçoğlu stadında oynanan Fenerbahçe-Slovaçko UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde gerçekleştirildi. Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta görevlilerinin futbol maçı öncesinde seyyar satıcılardan rüşvet toplayacağı bilgisi geldi. Emniyet ekipleri harekete geçti. Seri numaraları önceden alınmış paralar rüşvet alışverişinde kullanıldı. Belediyede görevli iki şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin örgütlü olarak rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından daha önce adli işlem gördüğü belirlendi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. Afyonkarahisar'da patlayan lastiği değiştirilen tır otobüsü çarptı. İhsaniye'de yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Çanakkale'de ise 2 otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Elazığ'dan düğün için Adana'ya giden minibüs dönüş yolunda kaza yaptı, 14 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'da tur otobüsü lastiği patlayan park halindeki tıra ve aynı yönden gelen başka bir kamyona çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Park halindeki tırın lastiğini değiştirmeye çalışan 2 kişi hayatını kaybetti. Tur otobüsünden yaralı olarak çıkarılan 5 kişi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gelibolu'dan İstanbul yönüne seyreden yabancı plakalı otomobil Kavakköy kavşağında başka bir otomobille çarpıştı. Sağlık ekipleri sürücü Muzaffer Özdemir'le aynı araçta bulunan Serap Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'dan Adana'nın Ceyhan ilçesine düğün için giden minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta bariyerlere çarparak yan yattı. Düğün dönüşü meydana gelen kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Ankara Niğde otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Aksaray'da emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı. Kazada ikisi ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İstanbul'da Beylerbeyi Tüneli'nde hatalı sollama yapan bir sürücü ters yöne geçerek İETT otobüsünün önüne çıktı. Şoför ani bir müdahaleyle otobüsü durdurdu, kazanın eşiğinden dönüldü. Güzergahında ilerliyordu. Aniden önüne otomobil çıktı. İETT otobüsüyle otomobilin kafa kafaya geldiği o anlar kameraya yansıdı. Üsküdar Beylerbeyi Tüneli çıkışında bir otomobil hatalı sollama yaparak ters yöne geçti. O sırada otobüs kendi şeridinde ilerliyordu. İETT otobüs şoförü Abdullah Kılıç karşısına çıkan otomobile çarpmaya ramak kala anlık refleksle aracı durdurdu. Adam birden çıktı önümüze, biz de durduk. Nasıl oldu? Durduk yani. Koltuk ayakta birkaç kişi yolcumuz vardı. Allah'tan kimseye bir şey olmadı yani. Bizim aldığımız eğitimler biraz işte yılların tecrübesi. Dikkat yani. Orada her an genelde motor çıkar bizim önümüze. Bu sefer taksi çıktı yani. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. Hatalı sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yabancı dillerde ülke isminin Türkiye olarak kullanımına yönelik girişimlere bir yenisini daha ekledi. Altun, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarıyla teknoloji şirketlerine mektup gönderdi. İletişim Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan marka olarak Türkiye ibaresinin kullanımı genelgesi doğrultusunda uluslararası adım attı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın 5 kıtasından 18 farklı ülkede merkezi bulunan yayın kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine hitaben mektup kaleme aldı. Her türlü habercilik faaliyetleri ve içerik üretiminde Türkiye ifadesinin kullanılmasının önemini vurguladı. Altun, dünyanın önde gelen 25 teknoloji şirketinin yöneticilerine de mektup gönderdi. Söz konusu şirketlerin arama motorları, dijital oyunlar ve mobil uygulamalar başta olmak üzere Türkiye ibaresinin kullanılmasını istedi. Türkiye, Suriyeli savaş mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor. İdlib kırsalında mağdur aileler için briket ev inşa ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, briket evlerle ilgili bir açıklama yaptı. Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için İdlib'de 62.145 briket evin tamamlandığını söyledi. Ülkelerindeki savaştan kaçtılar. Derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi vermeye başladılar. Türkiye savaş mağduru sivillere yardım eli uzatıyor. Suriyelilerin yuva olarak benimseyecekleri bir eve kavuşması için proje başlatılmıştı. Briket ev projesiyle İdlib kırsalına yaşam alanları oluşturuluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapımı tamamlanan briket evlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, gönüllü, güvenli geri dönüşü için İdlib'de 62.145 briket ev tamamlandı, dedi. Yıl sonuna kadar 100.603 briket ev yapılmasının hedeflendiğinin altını çizdi. Briket evlerin tamamlanmasıyla savaş mağduru sivillerin ülkelerine gönüllü dönmeleri için imkan sağlanmış olacak. Türk sanat dünyası iki ustasını kaybetti. 91 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Semih Sergen Bodrum'da yaşama veda etti. Pek çok sinema yıldızına sesiyle can veren Sungun Babacan da 63 yaşında hayatını kaybetti. Bir sohbet halinde sizlere sunulmaya çalışacağım. Çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya gönül verdi. 1949'da Ankara Devlet Konservatuvarı'nda mesleğine adım attı. Yüzün üzerinde sinema filminde, 40'ı aşkın tiyatro oyununda rol aldı. Oyunlarını 11 kitapta topladı. 17 şiir kitabı yazdı. Devlet tiyatrolarında oyunculuk, yönetmenlik ve yöneticilik yapan usta sanatçı Semih Sergen, Bodrum'da hayata veda etti. Semih Sergen için 8 Ağustos'ta Ankara Küçük Tiyatro'da tören düzenlenecek. Naaşı cenaze namazının ardından toprağa verilecek. İşte
değildir. Peki efendim. Türk sanat dünyası değerli bir ismini daha kaybetti. Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesi, seslendirme sanatının duayeni Sungun Babacan 63 yaşında yaşamını yitirdi. Usta isim bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Benim sesimi yıllardır o kadar çok duydunuz ki. Meslek hayatına TRT'de başlayan Babacan birçok yabancı oyuncuya sesiyle can verdi. Sungun Babacan'ın cenazesi yarın Balıkesir Burhaniye'de Orjan Sitesi Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da taziye mesajı yayımladı. Mesajında sanatçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Baki kalan isimleri ve yeri dolmaz ustalıkları her daim anılacak dedi. Ana haber bültenine burada noktalıyoruz. Yayınımız kısa bir aranın ardından Ömür Dediğin isimli programla devam edecek.